Sevgili dostlar, bu yeni program dizisinde bir macerayla başlayacağız. Alaçatı, Patmos Adası. Müthiş ada, Patmos Adası. Ve bu tekneye de gideceğiz. Ufak tekneyi görüyorsunuz. Ben ve iki kameramanım, üç kişi. Bunların adı rib, yani rigid bottom. Altı fiber, yanları şişme bir bot. Bu denizlere dayanıklı ve süratli bir tekne. Ben bir yelkenci olarak ihanet etmiş olsam da denizciliğin aşkına, bunu seviyorum çünkü başka bir kanser. Şimdi bu programda güzel bir macera başlıyor. Alaçatı, Patmos. Mile falan bakmadım ama herhalde 60-80 mil arası, yani 2 saatte falan varacağımız bir şey. 30 mil yapıyor sürat bu tekne. Çok süratli ve çok keyifli. Tabii havaya da bakmam lazım bu yolculukta. Havamı nasıl, dışarı gidemiyorum. Biraz esiyor. Çat pat gideriz. Baktık gidemiyoruz, döneriz. Ölüm yok ya sonunda. Efendim bu programda Bloomberg TV için maceramız başlıyor. Hoş geldiniz Renkler programına. Ayhan Sicimoğlu, Bloomberg. Sevgili dostlar, 60.3 deniz mili gelmişiz. 2 saat 12 dakikada gayet hızlı bir motorumuz var. Saat 30 knot falan yapıyoruz. Yani yaklaşık 60 kilometreye kadar gelir bu. Düz denizde müthiş bir sürat demektir. Denizlerde ben yelkenci olduğum için bana büyük bir sürat bu. Yani normal süratimin 4 misli, 5 misli. 5 misli. Onun için geldik bile Patmos'a. Hava biraz kaldı. Güneşimizi batırıyoruz. Saat 7. Akdeniz'i çok seviyoruz. Hastasıyız. Sizi çok güzel adaya götüreceğim. Şimdi size götüreceğim ada nefis. Osmanlıcası Papaz Adası. Bugün okuyordum. Piri Reis'i Papaz Adası diyor. Patmos'a. Çok güzel yemek yiyeceğiz. Ayrıca. Sevgili dostlar, müthiş bir yerdeyiz. Burası Michelin yıldızlı bir lokanta Yunanistan'ın Patmos Adası'nda. Hastasıyız. Bu adaya benim karşı bir tutkum var bu adaya. Yani Osmanlıca Papaz Adası bahsettim ya. Şimdi Papaz Adası'nda bir tekneye geldik, yanaştık. Ve burada bir şef yazın tanımıştım ben. Birkaç yaz evvel müthiş bir yemek yemiştim, unutamıyorum. Dimitris Pamporis. Apokalipsiz restoran bunun adı. Apokalipsiz restoran, unutmayın. Patmos'un güneyinde bir koydayız. What's the name of the bay here? This is the Krikos. Krikos Bay. Krikos. Patmos'un güneyinde Krikos körfezindeyiz. Müthiş bir yerdeyiz, müthiş bir körfez. İçeride Türkler de vardı içeride. Oh, Ayhan Bey hoş geldiniz. Bir resimde film çektimler benimle. Ve bu körfezdeki iki lokanta var. Bir tanesi modern yemek yapıyor. Dimitri, bir tanesi taverna yemeği yapıyor. Bizim bildiğimiz yani meyhane yemeği yapıyor. O da çok güzel. O da yiyeceğiz. Ama ilk önce dedim ki Dimitri, dedim ne yapacaksın dedim baba bana. Öyle güzel bir şey yap ki ben dedim parmaklarımla yiyeyim arkasından. Tatlı yemeyeyim, parmak yiyeyim. Dedim. Şimdi bana yapacağı karides tartar yapacak. Karides. What's the name in Greek? Karides. 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 Aynı. İsimimiz hepsi aynı. Bütün deniz mahsulleri aynıyız, beraberiz. Hepsi. Aşağı yukarı. Karides tartar yapacak. Yani çiğ karides yapacak. Fakat bakar mısın tabağa? Tabak böyle. Bunun üzerine yiyeceğiz. Tabak deniz altını andırıyor. Taşlar ve otlar. Tabak bunu da yiyeceğiz. Enteresan bir şey. Şimdi okey. Dimitris, let's start.
We must make first of all the tartar. İlk önce tartar yapacağız. Okay. Bunlar doğranmış karidesler. Gösterelim. Karidesler. Raw. Pişmemiş. Çiğ. Onion. Eşalot. Eşalot. Yani bizde olmayan bir soğan. Yani soğan. Birkaç dakika pişmiş bu yani soğanlar. Zeytinyağını şöyle çevirmiş. Zeytinyağında dönmüş bir soğan. Onion. Soğanlar eklendi. Salt. Tuz tabii. Kaya salt. Tuzu. Allah salt. Uzo. 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 Bir parça uzo var içerisinde. Lemon. Lemon juice. Limon suyu. Chives, cibulet. 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 Frank soğanı diye geçer Türkçe'de. Cibulet, incecik soğanlar. Cibulet. And dill. Ve okay. Dereotu. Dill, dereotu var. Biraz zeytinyağı ekliyoruz. Şeysiz... Little bit. Biraz krema koyuyor. Şekersiz tabii. Şekersiz krema var. Okay. Çok güzel olacak. Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. 2 minutes for marinade. Okay. 2 dakika bekliyor burada. Efendim bu bir nevi balık yumurtası. Yavaş yavaş zeytinyağıyla bir nevi mayonez oluyor. Ve mürekkep balığı mürekkebiyle, sübiyeyle bu rengi alıyor. Bakar mısın? We put this turkey put inside. Yes, and then put it in the tekrar. Turşu. Turşu. Vegetarian turşu. Sebze turşusu. Turşu in Turkish. This is onion turşu. Soğan turşusu. Turşu. Şu Rumlar beni öldürecek ya. Öldürecek. Kuşkonmaz. Kuşko bak. Namussuz bak. Wonderful, wonderful. Ve dinlendi. Görüyor musunuz? Bu yemek işi zor iş ya. Yemek işi zor iş. Bakacaksın, anlayacaksın, seveceksin, yiyeceksin. Zor iş. Ama güzel iş be kardeşim. Hastasıyım. Bir hastasıyım. Bakar mısın? Yemek sanatı. This is a tomato cream. Domates kremi. Kreması. Domates kremi, yes. Domatesi pişiriyor. Sirke. Tuz ve şeker. And after we blend it with the olive oil. Ve sonra zeytinyağıyla karıştırıyor. Okay. Uyaroğlu. Uyaroğlu. Hastasıyım. Rumlar öğrendi bu işi baba. Ne dersen de. Rumlar bu işi öğrendi. Voilà. Voilà. My man. So, thank you very much. Thank you very much. Dimitris çok sempatik bir adam. İyi bir adam. İyi aşçı iyi adam olacak. Kötü adam iyi aşçı olamaz. Kalbi temiz olacak, güneş yüzü olacak. I say a good cook should be smiling. Yeah. I don't like angry cooks. İşte böyle. Şimdi hadi bunu yiyelim. Bakalım tadına güzel bir görüntü. Bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Hastasıyım. Boss. Hastasıyım. 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 Teşekkür ederim. Say again to the... Hastasıyım. Hastasıyım. Bakar mısınız? Hadi bakalım yiyoruz. Hadi gidiyoruz. Thank you very much. Hadi bakalım. Bakar mısınız ya? Bakar mısınız sevgili dostlar? Bakar mısınız şöyle bir, böyle bir yemek olabilir mi? Bunu ben nasıl yiyeceğim anneciğim? Başlayalım ucundan bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok enteresan. Çok güzel. Soğan ki ben çok soğan sevmem. Burada olmuş soğan. Yani soğanı çünkü bir parça dedi zaten çiğ soğan değil. Çok az zeytinyağını şöyle bir çeviriyor. Çiğe yakın ama çiğ değil. Pişmiş de değil. Arasında bir şey yakalamış. Müthiş. Bu siyah balık yumurtası da müthiş. Nefis. Güzel. 10 numara yemek. Ağlar. Allah için. Ağlar. 10 numara yemek. Efendim böyle özel bir ekmek geldi şimdi önüme.
keçi boynuzu ekmeği. Yani bizim Türkiye'de ve aynı karubo, karubi Rumcası, İtalyancası karubo. Bizde ise aganiki naganiki olarak geçebilir. Keçi boynuzu derler. Bilmiyoruz. Bakalım. Şaka, çok güzel şaka bir yer. Nefis. It's a vitriol orange with a base of a revani. Revani. Virtual portakal geldi. Yani sanal portakal. Portakal değil. Sanal portakal. Altında revani, revani. Rumcası revani. Revani var. Üzerine mastikalı yani sakızlı krem yapmışlar. Portakal orada kal. Biz orada kalmadık. Buraya geldik Alaçatı'dan. Yanaştık direkt ve direkt yine oturduk. Yarın adayı gezeceğiz. Sizle beraber gezeceğiz tabii. Ve portakalı tadacağız. Bakalım. Çok güzele benziyor. Bakar mısın? Bir şey var. Bacanla sayın seyirciler. Müthişmiş hakikaten. Hakikaten çok güzelmiş. Müthiş. Sabahtan kalkıyoruz. Çok güzel burada kahvaltı meşhurmuş buranın kahvaltısı. Bir kahvaltı edeceğiz. Ben çok kahvaltı eden biri değilim ama artık okeyden çıktı. Neyse ne. Ondan sonra Patmos'u gezeceğiz. Yarın akşam da yine burada kalacağız. Sabahtan da buradan motora bastık mı ver elini Yalıkavak. Ülkemiz. Güzel ülkemiz. Hastasıyız. Sevgili dostlar, Patmos kasabasının yaman kısmında, ki yukarıdadır esas kasaba, Arion Cafe'de oturuyoruz. Hoşuma giden bir kafe, eski bir kafe burası. Bir kahve içeceğiz. Şimdi tabii Piri Reis'in de Patmos'u çok güzeldir, Batnos der. Batnos adasının olduğu kitabı, yanlış kitap almışım yanıma. Onun için şeyini okuyacağım size. İkinci beğendiğim adam 1600'lerde doğmuş. 1700'lerde 52 yaşında ölmüş bir bilim adamı. Bunlar Rönesans adamları. Bakar mısınız düşünceye? Fransız hükümeti buraya adalara ve Anadolu'ya yolluyor. Git biraz bitkilerden bak bakalım. Bir bitki var mı? Bizim kullanacağımız varsa getir. Hani bizde olmayan bir şey var mı yenen diye. Buraya araştırmaya gelir ve bütün adalar hakkında çok güzel birinci ağızdan mektup yazar Fransa'ya, krala. Şimdi şöyle diyor seyahatnamesinde. Patmos Adası Ege Denizi'nin en çirkin adalardan biridir. Çıplak, ormansız ve son derece çoraktır. Ama kayalık ve dağ bakımından zengindir. Patmos Adası'ndaki erkek sayısı 300'ü geçmez. Ve bir erkeğe rahat rahat 20 kadın düşer. Bakalım diyorum ben bu işe bir. Neyse şaka bir yana. Çok matrak. Tournefort abinin kitabı da bende var. Çok müthiş bir kitaptır. Muhakkak alın. Seyahatnamesi okuyun. Müthiş, çok komikti de. Efendim doktordur, bilim adamıdır. Her şeyi bilenlerden. Sen neymişsin bir abilerden. Bir tanesi de odur. Bir kahve içelim mi? İçelim. Parakalo. Ena frappe parakalo. Frappe istedik. Frappe bu çok Rumlar çok içer. Soğuk kahve, köpüklü, şeyli, kremalı frappe derler. Bazen hazır kahveden, inşallah hazır kahveden yapmadılar. Öyle yapıyorlar bazen hazır kahveden. Instant kahveden. Var ya. O acı. Ama genelde öyle yapıyorlar. Olsun. O da gider baba. Hastasıyım çünkü adanın.
Yıllar evvel çok komik bir şey oldu bana. 20, hiç şimdi aklıma geldi. 20 küsür sene evvel burada bir çok yakında ileride adaya bir ufacık adaya çıktık. Kumluktu. Arkadaşlarım vardı. İki tekne İtalyan ve benim teknemde ben ve Mehmet Kaplan. İkimiz benim teknem var. Yelkenli. Çok hoştu. Atılgan. Atılgan'la geldim. Demirledim. İki İtalyanlar demirlediler. Çıktık kıyıya. Bir lokanta. Tek kıyı ve tek taverna var. Oturduk. Yemek yiyoruz falan. Gece oldu. Sonra bir de Efkaristo Parapoli. Sonra gecede böyle Lokanta sahibinin kız kardeşi var, şeye benziyor, hani Safinaz var ya komik, Safinaz da topuz saçlı, çarpık bacaklı, incecik Safinaz, o da servis yapıyor. Sonra tek başına mı geldin dedi, teknemden dedi, evet dedim. Ondan sonra diğer İtalyanlar da işte kızlı oğlanla falan, ben de götürür müsün gereken de, giderken dedi, ben de şey şaka yol, evet dedim. Abi, bir baktım bavulu hazırlamış, orada duruyor, bavulu hazırlamış, geliyor Safinaz. Kaçıyor yani benden. Hemen oradan ben zın tekne atlayıp kürekten yani. Sonra üzüldüm de yazık hediye aldığı için. Demek ki buradaki adet böyle. Bir buraya yabancı gelince herhalde buranın kadınları benimle evlenmeye geldi, beni götürmeye geldi diye düşünüyor. Demek ki 1700 yıldan kalan bir adet olsa gerek. Tournefort buraya gelişi 1700-1702. 2 sene gezmiş buraları. Tournefort abi, Fransız. 2 sene burada bütün adalar Anadolu ve hatta devam etmiş Gürcistan, Ermenistan oralara kadar çıkmış bitki aramak için. Bakar mısın? Fransız'daki bitki arıyor baba ya. Allah Allah. Şerefinize. Geldi kızlar, kaçıracağız sizi. Patmos'tan. Gelmişken buraya Ayşe'ye bir hediye alacağım. Kızım Ayşe'ye. Şunu aldım, güzel mi? Şunu değil, şunu aldım Ayşe'ye. Bir opera sanatçısı olduğu için sahnede bunu takabilir. Doğu tesirli Bizans mücevheri, değerli bir mücevher. Ayşe'ye de artık bir tane babasından bir kolye olsun değil mi sevgili dostlar? Çok güzel bir mücevher aldım hakikaten. Seviyorum. Rumlar bu işi çok iyi biliyor. Yunanistan'daki mücevher dizayn müthiş. Ki ben mücevher seven biri değilim. Müthiş bu. Hadi gidiyoruz. Aldık bunu. This one. Thank you. Thank you very much. Bye bye. See you then. Harika ya. Bakar mısın? Çok şeker. Çok sempatikler. Satıcı sempatik olunca, yani iyi kalpli olunca alışveriş de güzel oluyor. Ben pazarlık da ediyorum. Annemden kalan bir Amerikalı Mrs. Winkler vardı. Dr. Winkler'ın karısı hep annemle şeye çıkardı. Alışverişe çıkardı. Sonra Amerika'ya yerleşti. Yıllar sonra yeniden geldi. Miami'de oturuyor. Annemle buluştular. Bana diyor ki sonunda I miss to make pazarlık. Pazarlık özlemişim Amerika'da diyor. Annenle çok güzel alışveriş yapıyor. Her şeyle pazarlık ediyor diyor. Onu özlemiş Mrs. Winkler. Yıllar evvel geldiğim zaman buraya tekneden denize indik. 20 küsür sene evvel sakalım. Ben sakallı çıkmam şeye sahile. Teknem bağlarım, yıkanırım. Temiz elbise giyerim. Öyle çıkarım sahile. Evraklarımı yaptırmaya polise falan. Yani ayıptır bana, öyle bir leş gibi olmaz. Fakat sakal fazla uzamış, almayayım burada dedim, bir berbere gideyim dedim. Burada onu arıyorum, burada bir yerde değişmiş bir berbere yolladılar. Şimdi yok, kapatmış herhalde, şimdi adam ölmüştür. Yani şimdi hesaplıyorum 90 yaşında falan olması lazım. Hiç unutmuyorum, adam böyle resmen şeyde eski usul, usturalı. Burayı böyle tutarak şöyle, böyle kelebek dedim, kelebek mi konuyor yüzüme? Yani nasıl hayatımda olduğum en güzel tıraş. Bu adada. Yani buradan böyle tutarak vardır ya. Ama yani şık 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 böyle jilet değil. Bildiğin usulden. Fil dişi. Saplı bir usturayla böyle. Vallahi
Yani hiç unutamıyorum. O tıraşı adam, yani ölmediyse herhalde çalışmıyordur şimdi ama yani o yaşlıydı o zaman bile. Ve eli titremeden, yani hayatımda unutmadığım birkaç andan bir tanesi Patmos'taki sakal tıraşıdır. İnsanlar tuhaf değil mi? Aklına gelir mi Patmos'a sakal tıraşı? Aklıma geldi kardeşim. Nerede acaba?